Ve Aziz kardeşlerim, bacılarım, bir ahlak ve erdemler programında tekrar sizlerle beraberiz. Bir önceki programımızda şeytanın hilelerinden, oyunlarından ve Müslümanların en fazla dikkat etmesi gereken konumlardan, fiillerden söz etmiştik. Müminler Cihad-ı Ekber ve nefis terbiyesinde, tezikiyesinde başarılı olabilmemiz için alınması gereken, almamız gereken önemli yardımlardan bir tanesi arz etmiştik ki istiazedir. İstiaze Euzu billahi mineşşeytanirracim. Taşlanmış ve lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığınıyorum. İşte azenin hakikati bu, manası bu, içeriği bu. Bakınız şeytan ateşten daha latif bir mahluktur. Ateşten daha latiftir. İnsana bakıyoruz, insan dört elementten vücuda gelmiş bir varlıktır. Yani insanın vücuduna, maddi boyutuna baktığımızda insanın maddi boyutunda su vardır, ateş vardır, hava vardır ve toprak vardır. İnsan bu dört bileşimden vücuda geldiğinden dolayı bu dört bileşim içerisinde insanın topraksal boyutu daha fazladır, daha ağırdır. Ama şeytan ateşten daha latif bir mahluk olduğundan dolayı şeytan insanı görür. Ama insan şeytanı göremez. Evet rivayetlerde var şeytan cisimlere bürünebilir. Farklı farklı esrarengiz böyle ürpertici, korkutucu cisimlere bürünebilir. Nitekim peygamberlere gözükmüştür ama Dişim şeklinde gözükmüştür. Hz. Nuh'a gözükmüştür, rivayetlerde var. Hz. Musa'ya gözükmüştür. Hz. Peygamber Efendimiz'e salatı selam cümlesinin üzerine olsun gözükmüştür. Ancak insan yani bizler gibi sıradan insanlar şeytanı bizler göremeyiz. Peki şeytan bir önceki programda arz etmiştim bazıları soruyorlar. Neden yaratılmıştır? Niçin yaratılmıştır? Bakınız mümin kardeşlerim, arz etmiştik ki, dedik ki önemli olan Müslümanın, şeytanın varlık sebebini bilmesi. Ve şeytanın kim olduğunu bilmesi. Şeytan, insanın, Müslümanın açık düşmanıdır. Şeytan, insanın en büyük düşmanıdır. En azılı düşmanıdır. Ve şeytanın yaratılması insanın saadeti içindir. Yani Allahu Azze ve Celle şeytanı neden yaratmış? İnsan saadetli olsun, saadeti bulsun diye Allahu Azze ve Celle şeytanı yaratmıştır. Neden? Şeytanı yaratmıştır ki insanı Allahu Azze ve Celle şeytan ile imtihan ediyor. Şeytan imtihan için yaratılmıştır. Şeytan ve insan ikilisine baktığımızda bakınız bir taraftan insan Rabbinin emirlerini yerine getirmek istediği zaman diğer taraftan şeytan insanın onları yapmamasını ister. Allah der sadaka ver. Şeytan der sadaka verme. Allah der namaz kıl. Şeytan der daha erkendir. Allah der orucunu tut. Şeytan dersen hastasın. Uz günler uzundur, hava çok sıcaktır, dayanamazsın ta. Bakınız. Allah azze ve celle neyi istemiş ise şeytan tam aksini ister. Allah'ın istediklerinin yapılmamasını, Müslümanın onları yerine getirmemesini ister. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen herkes Allah diyor. Herkes Allah diyor. Ancak Müslüman olduğunu söyleyip la ilahe illallah Muhammed Resulullah söyleyenlerin tamamı ki Allah diyorlar bu Allah diyenlerin tamamının hangisi yürekten sadakat ile Allah diyor, hangisi riya ile yalan ile Allah diyor, bunun bilinmesinin, tanınmasının liyemizel habis minat tayyib, kötünün iyiden ayır ayır dedilmesinin kötünün iyiden efendim e, tanınmasının bilinmesinin yolu nedir şeytanın varlığı Şeytanın varlığı. Nasıl bilebiliriz? O da Allah diyor, bu da Allah diyor. Nereden bileceğiz efendim? Her Allah diyenin Allahu Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Aldatan sizi Allah ile aldatmasın. Nereden bilelim ki şu Allah diyen bizi Allah'la aldatmıyor. Bunu nereden bilebiliriz? Bugün Müslümanların içerisinde Allah deyip de bakın Allah deyip de Müslümanları yalanları ile aldatan o kadar insan var ki bunu bilmenin yolu nedir? Şeytanın varlığı ve şeytanın vesilesi ile Müslümanların imtihanı. Bu imtihan neticesinde bizler iyiyi kötüden bu İmtihan neticesinde bizler mu'mini mufsitten ayırt edebiliriz ancak. Dolayısıyla kardeşlerim bu noktada da kimse efendim şeytanı suçlayamaz. Yani Allah'tan uzaklaşan, şeytana kulluk yapan, şeytan ile oturan, şeytan ile kalkan, şeytana me'mur olan kimse bu noktada Şeytanı suçlayamaz. Suçlama hakkı yok. Neden? Çünkü Allahu Azze ve Celle İbrahim suresinin 22. ayetinde bizlere buyuruyor. Şeytan kimseyi zorlamaz. Şeytan kimseyi mecbur etmez. Şeytan kimseye baskı yapmaz. Ve ma kana li min sultan. Benim sizler üzerinizde sultan yoktur. Ben sizlere efendim zorlamıyorum. Ben sizlere mecbur bırakmıyorum. Benim yaptığım bir şey var. Allahu Azze ve Celle şeytanı bizlere anlatıyor. İlla da da'utukun. Da'utukun. Da Allahu Azze ve Celle haber veriyor İbrahim Suresi'nin 22. ayetinden. Ve ma kanelle aleykum min sultan. Ben sizler üzerinizde sultan sahibi değilim. Ben sadece sizleri davet ediyorum. Davet. İlla en Davet ediyorum onları ben. Şeytan insanları davet ediyor. Kim bu davete lebbeyk diyecek? Kim bu davete icabet edecek? Kim bu daveti reddedecek? Şeytanın davetine festecebtum li, festecebtum li ayet buyuruyor. Siz bana icabet ettiniz. Evet, kim şeytanın davetine icabet etmiş ise onun mescudu yani secde yahı, secde mekanı, secde ettiği şey şeytandır. Onun mabudu şeytandır. Şeytanın davetine icabet eden şeytana kulluk etmektedir. Allah dese bile şeytana kulluk etmektedir. Allah dese bile riyakarlık nedir? Riya <laughs> hangi amel olursa olsun riya ne demektir? Allah için iş yapan, Allah için ibadet eden, Allah için amel eden ismi anılmadığı zaman rahatsız olur mu? İsmi söylenmediği zaman rahatsız olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü derdi Allah içindir. Derdi Allah'a kendisini göstermek. Allah'ım bak gör beni. Ben yapıyorum senin isteğini yapıyorum. Derdi kendisini Allah'a göstermek. Derdi kendisini Allah'a ispat etmek. <laughs> derdi Allah'ın bilmesi. Bu insanın adı insanların yanında okunmadığı, insanların yanında konuşulmadığı, insanların yanında söylenmediği zaman Zerre rahatsız olmazlar. Böyleleri. Ama bazıları bakıyorsun 10 lira veriyor. 10 lira. Sen Müslümanları teşvik amacıyla hayır yapanların adını söylüyorsun. Hayır yapanlar senden böyle bir şey istememiş dememiş benim adımı söyle. Ama teşvik amacı ile diyorsun Allah falancalardan falancalardan razı olsun falan işe katkıda bulundular. Destek, teşvik amacıyla bunu yapıyorsun. Yapanların böyle bir beklentisi de yok icabında. Ama bir tanesini unutmuş, 10 lira vermiş. Ya hoca efendi benim adımı niye söylemedin? Eyvah! Ya sen söylenmesi için mi bunu yaptın? Söylenmesi için mi bunu verdin? Evet yanlışlık olmuş adın su. Sö Bakınız söylemek istediğim aziz kardeşlerim, <laughs> Müslüman kardeşlerim, Dolayısıyla şeytan zorlamaz bizi. Kendisi diyor ben sizi davet ettim festecabtum li siz bana icabet ettiniz. Kim şeytanın davetine icabet etmiş ise şeytan diyor ki fela telumuni beni kınamayın. Kimsenin şeytanı kınamaya hakkı yok. Velumun enfusakum kendinizi kınayın. Kendinizi eleştirin, kendinize kızın, kendinize öfkelenin. Bana niye kızıp bağırıyorsunuz ki? Ben davet ettim, sen de icabet ettin. Şeytan onun için kimseyi zorlamaz, davet eder. Bakınız aziz kardeşlerim, eğer bir insan hayatının içerisine istiaze kavramını, hayatının içerisine şeytanın kendisine düşmanlık kavramını, yerleştirmez ise bilincine benliğine, yine damarlarına adeta şeytanın kendisine düşman olmasını yerleştirmez ise insana karşı kıskanç olan şeytan onun ahiretini harap ve bervat eder. Zaten şeytanın varlığı bunun içindir harap etmek için şeytan vardır. Hem bu dünyada harap etmek, hem Müslümanın ahiretini harap etmek için vardır. Araf suresinin 12. ayetinde kendisi diyor, خَلَقْتَنِ مِنْ nar, خَلَقْتَهُ مِنْ tin. sen beni ateşten yarattın. Kibirlidir şeytan. Sen Adem'i, insanı topraktan yarattın. Kibirlidir insan, insana karşı. Şeytan insana karşı kıskançtır. Adem peygamberde insanda o makamları, insanın varabileceği, ulaşabileceği makamları gördüğünden insana karşı kıskançtır şeytan. Allahu Azze ve Celle iradesini devreye bıraktı. Oracıkta şeytanın kibri ve kıskançlığı karşısında Allahu Azze ve Celle hükmünü bizlere gösterdi. Şeytan vesilesi ile bizlere ders verdi Allahu Azze ve Celle. Müslüman şunu iyi bil. Kıskancın ve kibirlinin cennette işi olmaz. Cennette yeri olmaz. Ne arasın? kıskanç ve kibirli cennette ne arasın ne işi olabilir? Çünkü meleklere imamlık yapan Nehcül Belagada Hazreti Ali Aleyhisselam'ın tabiri ile 6000 bin küsür sene meleklere imamlık yapan iblis, şeytan, kıskanç ve kibirli olduğundan dolayı cennetten atılmıştır. E şimdi kibrinden, kıskançlığından dolayı cennetten atılan bu iblis, bu iki sıfata veya bu iki şeytani sıfattan birisine sahip olan Müslüman nasıl cennete gidebilecek? Bu iki şeytani sıfata sahip olanın cennette yerinin olması mümkün müdür? Mümkün değil çünkü Allah Azze ve Celle bu sıfatlara sahip olanı cennetten atmıştır. Müminler istiaze kavramı istiaze kavramı hayatımızın içerisinde olmalı. Hazreti Ali Aleyhisselam buyuruyor. Fe men zabe iblis يسلم على الله بمثل معصيته كلما كان الله ليدخل الجنه بشرا بامر اخرجه بهم منها meleken inne hukmehu fi ehli sema ve ehli arz lavahid Allah azze ve celle meleklerin içerisinde olan iblisi ki kıskançlığından kibrinden dolayı cennetten atıyor Allahu azze ve celle beşer içerisinde bu sıfata sahip olanları cennete dahil etmesi mümkün değil. Neden? Çünkü Allah'ın inne hukmehu fi ehli Allah sema Allah'ın sema ehli içerisinde hükmü ne ise yer ehli içerisinde de hükmü odur ve fark etmez, değişmez. Göklerdekine hükmü ne yer, yerlerdekine de Allahu Azze ve Celle'nin hükmü odur. Dolayısıyla müminler bakınız şeytan <laughs> son nefese kadar insanla uğraşır. Vesveseleri çoktur. Türlü türlü vesveseleri vardır. Onun için Allahu Azze ve Celle'den ibadetlerine karşılık istemiştir. En zirni ila yevmin yub'asun beni kıyamete kadar beklet. Allahu Azze ve Celle de ona mühlet vermiştir mühlet vermiştir. Zuhura kadar Allahu Azze ve Celle Hazreti Mehdi Ecelallahu Teala Ferecehu Şerif Hazretlerinin zuhuruna kadar Allahu Azze ve Celle iblise mühlet vermiştir. Bu zaman zarfında bakın o zamana kadar İblis insanlarla uğraşacaktır. İnsanlara vesvese edecektir. Sağdan gelerek, soldan gelerek, önden gelerek, arkadan gelerek her bakın yolu deneyecektir. İblise verilen bu müsaade, bu mühlet karşılığında ki o Allah'tan mühlet istedi, Allah ona mühlet verdi. Bu mühlet karşılığında rivayetler de var. Hazreti Adem ağlamıştır. Ağlamıştır. Hazreti Adem evlatlarını düşünerekten ağlamıştır. Allahu Azze ve Celle Hazreti Adem'e buyurmuştur: "Ey Adem üzülme ağlama. Ben yaratmış olduğum her şeytan karşılığında insanı iyiye ilham edecek, iyiye yönlendirecek, hayra yönlendirecek, mana ve maneviyata yönlendirecek her şeytan karşısında insan için bir tane de melek yaratacağım. Dolayısıyla bakınız melekler insana ilham eder. Şeytan insana vesvese eder. Melek insana ilham eder. Cumaya gidiyorsun şeytan der ki bu cuma gitme. Fısıldar sana. Melek de sana ilham eder. Hayır git ibadetinden geri kalma. Hayır işi iki iş arasında kalmışsın. Bir tarafta hayır var, bir tarafta günah var. İkisinin arasında gelgit halindesin. O gelgit halinde bil ki bir tarafta şeytan seni günaha doğru götürmek için uğraşıyor. Diğer tarafta melek seni hayra ve güzelliğe götürmek için sana salavat gönderiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de vardır. Melekler müminlere salavat gönderirler. Meleklerin salavatının neticelerinden bir tanesi nedir? İnsanın gelgitler konusunda hayrı tercih etmesi manayı tercih etmesi, maneviyatı tercih etmesi o meleklerin salavatının eseridir. Dolayısıyla Hz. Adem Aleyhisselam'ın ağlaması karşılığında Allahu Azze ve Celle Adem peygambere buyurmuştur ki ben de her şeytan karşısında insana hayrı ve güzelliği ilham edecek bir tane melek yaratacağım. Allahu Azze ve Celle İnsanın en azılı ve açık ve en büyük düşmanı olan ve insana karşı habis, insana karşı hain, insana karşı kıskanç olan bu büyük düşmana karşı hepimizi basiretli olanlardan, uyanık olanlardan, uykuda olmayanlardan ve ona karşı daima hamle halinde olanlardan cümlemizi takdir eylesin. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın.